Ben okumayı çok sayfa okumak, çok sayıda kitap okumak olarak değerlendirmiyorum. Bazen bir cümle okursunuz, bu çok okuma olur. Bazen sayfalarca kitap okursunuz, hiç okuma olmayabilir. Bana göre okuma bir insanın kendini dönüştürebildiği zaman gerçekleşmiş oluyor. Yoksa öbür türlü okumalar sadece gözlerimizde harflerin buluşmasından ibaret kalıyor. Bizde ikra dediğimizde, okuma dediğimizde biz bir kerem sahibi olma daveti de alıyoruz. Yani Rabbinin adıyla oku diyen Allah aynı zamanda o senin Rabbin kerimdir ve tekrar okumayı tarif ediyor. Yani okumamız bizi kerem sahibi, kendimizden veren, ihsanda bulunan, lütfeden biri haline getiriyorsa okuma okumadır. Türk toplumunun sadece işte Japon toplumundan, Hollanda, Avrupa vesaire toplumundan daha az sayıda sayfa okumasından dolayı bu topluma, bu millete okumuyor denmesi benim zoruma gidiyor. Biz okuyoruz. İkranın hakkını veriyoruz. Bakın, milyonlarca mülteciye bakıyoruz. Yetimin, öksüzün yanındayız. Afrika'nın diplerinden Uzak Doğu'nun, Latin Amerika'nın mağdurlarına varıncaya kadar bu millet koşturuyor. Bu millet okumanın hakkını veriyor. Yani kerem sahibi oldu, okuyarak bedel ödedi. Yani lüzumsuz, ne bileyim, fantastik bir romanı birisi 10 saatte, 2 saatte, 3 saatte ciltlercesini okuyabilir. Ben bunu okuma saymıyorum. Yani milletime okumuyor denmesi benim ağrıma gidiyor doğrusu. Bu toplum okuyor. Bu toplum Allah-u Teala'nın istediği okumayı başaran bir toplum, bedelini ödüyor. Bakın, infak ediyor. Bu toplum cimri bir toplum değil. Bu toplum kendine saklayan, biriktiren bir toplum değil. Yetime, öksüze, fakire, fukaraya, mülteciye sahip çıkan bir toplumsa, oku seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku seni alakadan, bağ kurmaktan ibaret yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku senin Rabbin kerimdir. Sen de kerim ol. Sen de ikramda bulun. Sen de cömert ol. Sen de infak et. Sen de lütfet emrini bu toplum veriyor. Beni efendim, şu kadar kitap satıldılar, başka bir konudur. Yani milletime az okuyor denmesi benim zoruma gidiyor. Tamam, Almanyalı, efendim Hollandalı, İngiliz, Japon çok okuyor, tamam. Tamam. Çok okuyor. Çok sayfa deviriyorlar. Çok fazla kitap ellerine geçiyor. Peki bakın, mültecilere bakabiliyor mu bu toplum? Yani böyle bir devlet iradesini ortaya koyduracak bir millet iradesi var mı? Maalesef göremiyoruz. Benim milletim okuyor. İstatistikler beni ilgilendirmiyor. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Gençler bu çağda özellikle mağdurlar. Ben kendi gençliğimden biliyorum. Gençlere özel bir dil gerekiyor. Bu dili başaranlar içeriksiz konuşandır. İçeriği olanlar ise gençlerin dilini bilmeyenler. Yani bir taraftan içeriksiz kof sözler var gençlere göre konuşan. Bir taraftan içeriği olan ama ağır konuşan abiler, ablalar var. Peki bu iletişimi nasıl sağlayacağız gençlerle? İletişimin yolu çalışmak. Çalışmak, din dilini özellikle gençler deist oluyor falan diye konuşuyorlar ya. Biz dini öyle anlatır hale geldik ki, yani bir gencin başını kaldırdığında gördüğü dini temsiller hiç olumlu değil. Bir taraftan hurafe anlatanlar, bir taraftan birbiriyle kavga edenler, bir taraftan sen sapıksın, hayır sen sapıksın diyenler, bir taraftan köpürtülmüş menkıbe anlatanlar, bir taraftan hurafenin en çirkinini getirip ortaya pişirip dökenler, köpürtenlere bakınca
sen genç olsan, sen de din buysa ben de bu dinde yokum dersin. Din bu değil. Din bir gencin anlayabileceği sadelikte ve diriliktedir. Muhteşem, duru ve diri bir din vardır. Ama dinin bilgisini dinin kendisiyle karıştırdığı için bu medya bilgiyi çoğalta köpürte tam da insan fıtratının, kalbinin aradığı o duruluğu ve diriliği boğduk. Gençler haklı. Gençlere hak veriyorum, onların anlaşılması lazım. Öyleyse dilimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani Cuma'ya gitse bir delikanlı hutbeyi anlayabilecek mi? Hutbenin dili o kadar dolayımlı ki. Televizyona baksa iftar sahur programına bir genç bu dini anlayabilecek mi? Camiye gitse arkadaşlarımız ona özel bir şeyler söyleyebilecek mi? Hayır. Maalesef istisnalar var çok şükür ama maalesef hayır. Demek ki bizim kendimizi sorgulamamız gerekiyor.